Merhabalar. Bugün Janome 8002D overlock makinamızın tanıtımını, kullanımını, ip takımını göstereceğiz. Arkadaşlar, makinamızın opsiyonel ayakları mevcuttur. Misne ayağımız, kordon ayağımız, aparatı ile birlikte boncuk ayağımız, çöp kovamız ve uzatma tablamız. Bunlar opsiyoneldir. Arkadaşlar, iplik takmamız yöntemi makinamızın içinde şablonumuz mevcut. Şablonumuzda her renkle iplik yollarımız belirlenmiş. Her tansiyonumuzun üzerinde farklı renklerle tansiyon numaralarımız mevcut. Hangi tansiyonun ipini takıyorsanız o renkteki iplik yollarını takip ederek iplerinizi takacaksınız. Şimdi beraber başlayalım. Öncelikle yeşil tansiyonumuzun, yeşil sayılarla belirtilmiş olan tansiyonumuzun ipini takacağız. Yapmamız gereken işlemimiz şablonumuzdaki iplik yollarımızı takip etmek. Üst kısımda önce soldaki delikten geçiriyorum. Sonra sağdaki delikten geçiriyorum. Tırnaktan geçirdim. Tansiyon ayarlarınızı sıfıra alırsanız daha rahat iplerinizi takarsınız. Bu şekilde geçtim. Şu an yeşil ipi taktığım için yeşil yolu takip ediyorum. Bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken işlem, bıçağımızı iptal edeceğiz. Onun için düğmesine basıyorum. Bıçağı komple aşağı indirdim. Bıçağımızın altında bir tane daha deliğimiz mevcut. İpimizi oradan geçiriyoruz. Volanı yarım tur çeviriyorum. İpimin ucunu arkadan çekiyorum. Lüperimizin arkasındaki delikten ipimizi geçiriyoruz. Şu kısımdan ipimi tutup ön tarafa doğru ilerletiyorum. Alttan ipimizi ön tarafa geçirdik. Volanı bir tur çeviriyorum. Lüperimin ucunu çıkardım. Lüperin ucunda bir deliği mevcut. Oradan da ipimi taktım. Bu şekilde alt lüperimin ipi takılmış oldu. Üst lüperimizin ipini takalım. Bordodur. Şablonumuzda 2 numarayla belirtilmiştir. Sol delikten geçtim. Döndürüp sağ delikten geçiyorum. Tırnaktan geçtim. Tansiyon ayarımı sıfıra aldım. Alttaki tırnağından geçiyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Lüperimin yan tarafındaki telden geçiriyorum. Lüperimin ucundaki delikten de geçirip üst lüper ipimi takıyorum. Arkadaşlar, üst ipliklerimizi takarken ilk taktığımız iki ipliğimizin tam tersi istikametinde önce sağ delikten geçiyorum. Sonra sol delikten geçiyorum. Tansiyon ayarımı sıfıra getirdim. Kancadan geçtim. Tırnaktan geçip ayağımı indirdim. Ve iğnemden taktım. İğneyi önden arkaya doğru takıyoruz. Bu şekilde. Sol iğnemizin ipini de aynı şekilde önce sağ delikten sonra sol delikten geçiyoruz. Tansiyon ayarımı sıfırladım. Horozdan geçtim. Tırnaktan geçtim. Yine aynı şekilde iğnemi önden arkaya doğru takıyorum.
İplik takımımız bu şekildedir. Şablonu takip ederek taktığınızda hiçbir problem yaşamazsınız. Şu an makinamızı 4 iplik olarak çalıştıracağımız için biz overlock'umuzu geniş overlock'a alacağız. Bıçağımızı iptal etmiştik zaten. Düğmemize basıyoruz. Pembe düğmemizi S'ye getirdik. Bıçağımızı yukarıya kaldırıyoruz. İplik ayarlarımızı yapıyoruz. Biz şu an normal bir iplik ayarı yapmıyoruz. Yani bunun için size sayı veremeyiz açıkçası. Yapacağımız işlem bunları deneme yanılma yöntemiyle kumaşınızın kalınlığına, iplerinizin rengine göre bir de değişkenlik gösterdiğini söylemek isterim. Dikişimizde tam bir düzen, düzgün bir şekilde sistem oturtamamışız. Tansiyon ayarlarımızda bir problem var. Yapmak istediğimiz şey mor ipimizle yeşil ipimizin tam kumaşın kenarında sıfır birleşmesi. Bizde hafif bolluklar var. Onun için yapmamız gereken işlemimiz hemen yeşil numaralı düğmemizde tansiyonumuzu birazcık sıktık. Biraz da moru sıktık. Tekrar bir deneyelim. Beraber bir bebe overlock yapalım. Şu an biz 4 iplik çalışıyoruz. Normalde bebe overlock'unda da 4 iplik olaraktan evet şifonları dikebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Yapmamız gereken işlem bıçağımızı iptal ediyoruz. Diğer düğmeme bastım. Pembe noktamı kendime çektim. Bıçağımı yukarıya aldım. Biz şimdi 3 iplik olarak çalışacağız. Onun için soldaki iğnemizi iptal edeceğiz. İğne takma bölümümüzün ön tarafında LR diye işaretleri vardır. R sağdır, L soldur. Soldaki iğnemi vidasını açtım. İğnem otomatik olarak çıktı. İpimi de söküyorum. Yani vidanızı sonradan sıkıştırmayı unutmayın. Çalışırken düşüp size de makinanıza da zarar verebilir. Bu şekilde. Bakın 4 ipliğimiz burada, 3 ipliğimiz burada. Arkadaşlar volanımızın üzerinde adım ayarımız ve zikzak ayarımız mevcuttur. Sayılarımızı yükselttikçe üstteki şekilde sıkar, düşürdükçe gevşetir. Aynı şekilde adım ayarımızda sayılarımız arttıkça sıkar, düşürdükçe genişletir. Şimdi biz sayılarımızı yükseltip en son sayıyı getiriyoruz. Beraber büzgü yapacağız. Büzgüyü normalen ince kumaşlarda yapar. Kalın kumaşlarda hani büzgü aktif bir şekilde görünmez. Şu an biz de elimizdeki mevcut kumaşımızla beraber büzgü yapacağız. İçerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.